Herkese selamlar arkadaşlar. Uzun süredir merakla beklenen PES 2019'un mobil versiyonu sonunda iOS ve Android için çıktı. Ücretsiz olan bu sürümü hızlıca sizler için ben iPad'de denedim. iPad Air 2014 sonuydu. Onu da denememin sebebi birazcık görece eski nesil bir cihazda görmek istedim ki onun görüntülerini şu anda ekranda görüyorsunuz. Biliyorsunuz böyle oyunları telefonda oynamak daha rahat oluyor. O yüzden telefonda oynayacağım PES 2019 mobili sizlere göstermek istiyorum. En yüksek grafik ayarlarında bakalım nasıl görünüyor. Aslında PES 2019 mobilin çıkışı birazcık sıkıntılı oldu. Bundan önce de ben sürekli deniyordum ama işte sunucu hatası veriyordu. Oyuna bir türlü giremiyorduk, edemiyorduk. Artık sonunda PES 2019 böyle tamamen karşımızda. Açıkçası çok merak ediyorum. Birçok insan da zaten önceki versiyonları deliler gibi oynuyordu. Ben konsol alternatifi olarak mobilde bakalım ne kadar başarılı olabileceğim, ne kadar iyi oynayabileceğim onu da merak ediyorum. Ve ne kadar rahat edeceğim daha doğrusu bunu merak ediyorum. Bu yüzden de açtım. En yüksek ayarları da açtım şu an. Tabii ki bir gamepad bağlayarak çok daha başarılı bir şekilde oynayabilirsiniz. Bu tarzda ürünler var ki bizim de böyle videolarımız var. Hemen YouTube kartlarından bakabilirsiniz. Ben gelişmiş yaptım ama dur bakalım. Temel kontrolleri bir öğrenmeye çalışalım. Sol tarafa doğru kaydırın diyor. Sağa basılıp durarak hızlı top sürün diyor. Tamamdır. Bunu da yapalım. Ooo kontrol dışına çıktık. Dur yukarı. Aslında sanal klavyeyle oynasam daha rahat edermişim gibi görünüyor ama şimdilik böyle yapalım. Şimdi pası gösterecek bize. Bütün arkadaşlar gördüğünüz gibi eğitimi gösteriyor. Sağda hiçbir herhangi bir hafifçe dokunup pas verin diyor. Bu bizim tamamen kendi yönümüzle alakalı bir olay. Yani parmağımızı ne tarafa doğru sürersek oraya doğru pas atacak. Bu oldukça ergonomik olmuş. Ama ben tablette oynamamakta haklıymışım. Onu anlamış oldum şu an. Bir grafiklere baktım, birazcık denedim ettim. Ama yani bunda daha iyi oluyor telefonda, onu söyleyebilirim. Uzun tutarsanız, tabii ki burada topa yüklenmekle alakalı daha çok. Alttaki barın gidişine dikkat etmemiz gerekiyor. O zaman bir bakalım. Mesela çok hızlı vurdum. Birazcık daha az basılı tutmak gerekiyor. Onun hassasiyetini iyi ayarlamak gerekiyor. Şu anda dağa taşa vurduk mesela. Güçlü şut atmak istiyorum şimdi. Mesela bu güçlü bir şuttu, güzel oldu bu. Sonuncusu top kapma. Üzerine muhtemelen son eğitim. Sağ tarafa basılı tutuyorsunuz diyor. Yani pres yapma. Yapalım bir baskımızı. Topu da kaptı bizim arkadaş. Hemen deneyelim. Oho pazara gittik. Gel buraya. Tam yaklaştığımız anda bassak daha mantıklı. Aynen. Bir kere aldık. Bu sefer olmadı. Çok erken müdahale ettim. Güzel. Bir de deparla gönderseydi iyiydi. Şimdi kontrollerin hepsini öğrendiniz. Barcelona ile bir maça çıkacaksınız diyor. Burada arkadaşlar açıkçası çok iyi bir tutorial yaptıklarını söyleyebilirim. Kontroller çok daha iyi hale getirilmiş. Çok daha akıcı hale getirilmiş. Benim gibi futbol oyunlarını böyle mobilde oynamakta zorlanan insanlar için açıkçası iyi bir oyun olmuş diyebilirim. Direkt şutla başladım. Mesela burada bir hata yaptım. Çünkü pas bir tarafa doğru yöneltilerek oluyordu. Oyuncu değişimi yine sağ tarafa bir kere dokunarak yapıyorsunuz arkadaşlar. Gel buraya Embolo. Embolo gel buraya. Yakalayamadık herifi. Direkten döndü. Çok fena baskı yedim. Ama niye kaçırdın? Yakala. Yakalarsın. Gole gidiyor. Messi golü atıyor. Gol sevincini. Yalnız grafikler oldukça iyi ve çok akıcı. Bunu söyleyebilirim. Hani cidden bir mobil oyun oynadığınızı hissetmiyorsunuz. Yani şuna ben bir joystick bağlasam bayağı bildiğiniz PES 2019 olacak. Tabii ki grafikleri birazcık daha düşük seviyede ama ben oldukça iyi bir duruma geldiğini söyleyebilirim artık. Özellikle yüksek grafik ayarlarında, düşük grafik ayarlarında nasıl görünüyor tabii ki şu anlık bilmiyorum. Çünkü iPad'in ekranı birazcık büyük. Orada tam olarak göremiyorsunuz. Ben onu da birazcık düşük ayarlarda açtım. Ama eğer bu oyunu yüksek ayarlarla oynarsanız gerçekten aşırı tatmin edecektir sizi.
Çok güzel bir gol daha geliyor. Çok güzel bir gol daha geliyor. Golün sevincine bir geçelim. Atlayalım onu. Şöyle ben ana menüye gelmek istiyorum. Komut listesi yer alıyor burada arkadaşlar. Top, yüksekten pas mesela hepsini gösteriyor. Sağ tarafa kaydırın, basılı tutun. Ara pası için. Ara pası için basılı tutmak gerekiyor. Yüksekten pas atmak için hafifçe dokunun diyor şöyle. Güzel. Bunları yavaş yavaş öğrenmek önemli arkadaşlar. İlk başlarda tabii ki birkaç farklı temel kontrolleri öğrenerek çok rahat oyunu oynayabiliyorsunuz ama PES 2019'da mobil versiyonda uzmanlaşmak için bu kontrolleri de öğrenmeniz şart. Ben açıkçası oyunu şu an çok beğendiğimi söyleyebilirim. Şöyle beni yolda götürecek, işte otobüste giderken eve giderken oyalayacak bir mobil oyun arıyordum. Son dönemde böyle birkaç tane oyun vardı, bitirdim onları. PES bu konuda bayağı beni memnun edecekmiş gibi görünüyor şimdilik. Suarez, git pres yap. Mesela havadan pas attım ama birazcık abarttım. Yok, şut vurdum yanlışlıkla. Mesela hani ben mesela şutu sürükleyerek atmayı tercih edebilirdim mesela. Böyle bir şey olabilirmiş. Ona alışmak gerekiyor tabii. Bak yine mesela pas yerine uzak. Gerçi uzaklaştırdım, bu da iyi oldu. Bu biraz hani yapay zeka şu anda muhtemelen kolay versiyonlardan birinde onunla ilgili bir gol oldu. Takır tukur vurdum resmen. Ama kontrol şeması güzel. Sanal joystick'e bence gerek yok. Bunda uzmanlaşıldığı takdirde oldukça güzel maçlar, eğlenceli maçlar çıkartılabilir. Mesela bu ara pas attım ama başarısız attım. Kötü atarak. İyi atamadım yani o pası. Paylaşımcı bir oyuncu. Gördüğünüz gibi hani daha ilk maçlarımı falan olmasına rağmen bir süre sonra bütün o kontrolleri hızlı bir şekilde çözüyorsunuz. Maç içerisinde çözüyorsunuz ve yapmak istediğiniz şeyleri yapabiliyorsunuz. Hem ara pasıyla oyuncuyu boşa çıkarttık hem de güzel de bir gol attırdık arkadaşımıza. Hani bence iyi olmuş. Yani bu kontrollere alışıldığı takdirde PES 2019 özellikle bu kontrol olayını çok iyi başarmış gibi görünüyor. Ben bayağı beğendim. Bu sefer çok akıcı oyun. Gerçekten çok akıcı. Gelelim maç sonu ekranlarına mesela. %35 topa hakim olmuşuz ama 4-0 yapacak bir şey yok. Şalke topa hakim olmak değil, gol atmak lazım. Sen bir tane şut atmışsın, ben 6 tane atmışım. Ayıptır. Ama pasta Barcelona'yı bayağı bir başarısızlığa sürüklemişim. Mesela maç etkinliği diyorsunuz. Burada maç içerisindeki bütün gol önemli anları gösteriyor. Oyuncu dereceleri, Messi 8.5'da maçın en iyi oyuncusu olmuş. Bölgeleri gösteriyor. Barcelona genelde orta sahada etkin olmuş. Sağ kanadı hiç kullanmamışım. Hep ortadan gitmişim. Kanat oyununu öğrenmem gerekiyor tabii ki daha da etkili olabilmek için. Böyle top kazanma bölgeleri, buradan kendi istatistiklerinizi izleyebilirsiniz. Önemli anlarda da maçın özetini verecektir. Şimdi gelelim bakalım, azıcık bir ana menüdür, bize sunulan şeylerdir, bunlara bakalım. Kendi takımınızı oluşturma fırsatı diyor. Süper Toto Süper Lig'e bakalım. Ya ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'yi hak ettiği yerde olduğunu şu anda düşünmüyorum. Kulüp sahibi adını hadi bir kıyak daha geçelim. Vatandaşlık kategori dışı yazıyor ya. Burada mesela Avrupa diyoruz. Gelelim Türkiye'ye. Türkiye yok mu ya Avrupa'da? Aa. Ciddi misin? Avrupa'da niye yok Türkiye? Asya'da mı var? Acaba kategori dışı da olabilir gerçi. Ana bak, bizi Avrupa'ya almamışlar. Bunda da bizim memleket mi oluyor? Yok, değildir. Bizim memlekete yazalım o zaman. Ben öyle yazacağım. Ben öyle istiyordum. Memleket Sivas. Menajer bulalım. Bunların hepsi aynı fiyat. Benzer özelliklere sahip. İlk vereleri İtalyanmış bu abi. İstemiyorum İtalyan. İspanyol olur. Anlaşalım bakalım. Burada bize oyuncular gösteriyor. İlerleyelim bakalım. Başka neler varmış? Başlangıç muhabbetleri arkadaşlar. Yani her gün oyuna girerseniz her mobil oyunda olduğu gibi güzel ödüller kazanabiliyorsunuz. Böyle de güzel bir ekran vermişler. Bir de hediye vermişler bana, sağ olsunlar. O hediyeye bakalım. Gelen hediyeye dokunun, bir ödül ekranı. Tamam. 50 tane coin aldım. Giriş bonusu aldım. Şimdiki kulüp Barcelona yetenek avcısı uzman oyuncularla sözleşme imzalayabilirsiniz diyor. Yetenek avcısı aldım bir tane. FM günlerim aklıma geliyor bunu görünce. Yetenek avcısını takip edelim o zaman. Anlaşalım. Anlaş hadi bakalım. Buradan gelecek bir şeyler.
buradan gelecek bir şey. Hadi. Belki ilk seferi diye böyle de çok sevindim ettim ama. Arthur, Barcelona. Güzel. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten oyun bizi sürekli olarak yöneltiyor. Ben mikro ödeme tarafına bakmak istiyorum açıkçası. Bu önemli aslına bakarsanız her mobil oyunda olduğu gibi. 7 liradan başlıyor iOS tarafında fiyatlar. Çünkü Android'de iOS'de birazcık fiyatlandırma farklı olabiliyor. O yüzden 100 MyCoin alırsanız 7 lira ödüyorsunuz. 300'de 20 lira. 1050'de ekran kartı gibi olmuş 70 lira. 134, 199, 349 ve 700 liraya kadar çıkıyor. Bu da oyunun tabii ki en çok kullanacağınız para birimi yani MyClub puanları. Bunları da bu şekilde alabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Sizler için bu videomuzda PES 2019'un mobil versiyonunu denedim. Barcelona ile bir maç attım, eğitimi işledim. Ana menüye birazcık göz attık. Oradan hatta kendi kendine şu an devam ediyor. Bakıyorum ediyorum orta seviye anlaşmalar diye. Oyun açıkçası özellikle eğitim kısmını çok iyi başarmış. Tamamen Türkçe olması, Türkiye Ligi'nin bulunması ve özellikle kontrollerin rahat olması dikkatimi çeken ilk noktalar oldu. Aranızda elbette oyunu deneyenler vardır. Onlar da yorumlar kısmında fikirlerini belirtirseler çok sevinirim. PES 2019 mobilin nasıl olduğuna dair başka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.